Harun'la Köşe Bucak programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Ben Harun Eştak Doğan. Evet, her bölümde olduğu gibi bu bölümde de yine Köşe Bucak gezmeye devam ediyoruz. Bu bölümde yine muhteşem bir yere geldik. Bu bölümde Maltepe etkinlik alanına geldik ve görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kalabalık var. İğne atsan yere düşmez derler ya, hani bugün de öyle bir kalabalık. Hem havanın güzelliği hem de bugün Gaziantep günlerinin oluşundan dolayı bayağı bir insan var burada. Evet, bizler de bugün Gaziantep'in o güzel yöresini, o güzel yemeklerini, o güzel etkinliklerini, kültürünü ve birçok güzelliğini bugün sizlere bu programda göstermeye çalışacağız. O zaman hiç vakit kaybetmiyoruz. Harun'la Köşe Bucak programı başlıyor. Efendim devam ediyoruz programımıza. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir insan kalabalığı var burada. Bizler de zaman zaman röportaj yapmakta zorlanıyoruz. İşte hemen arkamda hem baklava, hem içli köfte, hem lahmacun, hem de Gaziantep'in yöresel ev yemekleri sırası var. Ve muhteşem kalabalık var. Bu muhteşem kalabalıkta da röportaj yapmakta dediğimiz gibi biraz zorlanıyoruz ama birazdan da halkımızla röportaj yapacağız. Bakalım Gaziantep günlerinde neler yapıyorlar, neler hissediyorlar. Bizler de hep beraber bunları öğreneceğiz. Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu arada Gaziantep'li misiniz? Hayır. Nerelisiniz? Erzincan, Kemal. Gaziantep'in yöresel ev yemeklerini, tatlısını merak ettiniz, geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Ya güzel. Ben komşum olduğu için daha önceden biliyordum bu tatları. Merak ettik. Her zaman burada da oturuyoruz. Bayağı da bir kalabalık var burada. Evet, çok yoğun. Röportaj yapmakta da zorlanıyoruz. Herkes sıraya girmiş burada. Gaziantep'in en çok hangi yemeğini beğeniyorsunuz ya da tatlısını mı, neyini beğeniyorsunuz? Yuvalama, içli köftesini, dolmasını ve yapıyorum onları. Ha, yapıyorsunuz. Evet. Peki. Komşum vardı Kilisli, ondan öğrendim, ondan yapıyorum. Peki, abimizle birlikte mi geldiniz? Evet. Neyiniz oluyor? Eşim. Eşiniz oluyor, merhaba. Merhabalar. Sizler neler söyleyeceksiniz? Aynen eşimin dediği gibi geldik. Tatlısı güzel. Çiğ böreği çok güzeldir. Peki sizin oranın ne yemekleri var? Bizim oranında Erzincan. Yine aynı köfteler var. Ama bunlarınki acı, bizimki biraz daha acısı azdır. Bizim Gaziantep deyince akla zaten ilk olarak acı gelir. Sizde kahvaltıyı bile sabahtan ciğer yapıyorlar, et yapıyorlar. Hocam. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Görüşürüz. Hayırlı günler, iyi çekimler. Efendim devam ediyoruz programımıza. Standları gezmeye devam ediyoruz. İnsan kalabalığı da bayağı bir var. Bitmek bilmiyor. Her standın ayrı bir kalabalığı var. Ve bu standa geldik. Bu standta da kebabı meşhur. Gaziantep'in içli dolması. Yöresel ev yemeklerinin haricinde bir de kebabı meşhur bildiğimiz gibi. Ve kıyma olsun, kuşbaşı olsun. Birçok kebap çeşitleri burada var. Ve Gaziantep'te yok yok, özellikle yemek çeşitleri deyince akla her şey geliyor. İşte insan kalabalığı, işte Gaziantep'in yemek dünyası. Evet, devam ediyoruz sevgili arkadaşlar ve yanımızda yine güzel vatandaşlarımız var ve onlarla da konuşmaya devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bu arada Gaziantep'li misiniz? Evet. Gaziantep'lisiniz. Buraya geldiniz, bugün Gaziantep'ler günündesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Bayağı bir kalabalık var. Ben her sene geliyorum. Yani buradan kurutmalarımızı alıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. İşte. Peki Gaziantep'in en çok hangi yemeğini beğeniyorsunuz? Dolmasını, yuvarlamasını, baklavasını,
acı biberini, salçasını. Peki siz yapıyor musunuz Gaziantep yemeklerinden? Hangi yemeği daha iyi yapıyorsunuz ya da yaptığınız yemekler? Dolmayı çok güzel yapıyorum. Dolmayı yapıyorum. Yuvarlamayı çok güzel yapıyorum. 30 senedir buradayım. Her sene gidiyorum Gaziantep'e. Bazen gitmediğim zaman da buralara geliyorum. Zaten buraya geldiğinizde şöyle bir bakıyorsunuz. Birçok Gaziantep'li, birçok Nizip'li herkes var burada. Yabancılık da çekmiyorsunuz. Efendim merhaba. Merhaba. Sizler neler söyleyeceksiniz? Vallahi halkımız yani güzel buralar. Güzel bizim ülkemizin, memleketimizin şeylerini getiriyorlar. Herkes alıyorlar. Peki. Daha önceleri Antep'in yemeklerini, şeylerimizi beğenmezlerdi. Şimdi artık organik olduğu için alıyorlar. Ben birçok etkinliklere gidiyorum ama ilk defa böyle Gaziantep'te olan kalabalığı hiçbir etkinlikte görmedim. Bayağı bir kalabalık. Evet, çünkü daha önceleri yoktu. Sevmiyorlardı acı diye. Ama şimdi ülke insanlarımız alıyor. Ben de Antepliyim, Gaziantepliyim. Peki hangi yemeklerini yapıyorsunuz Gaziantep? Dolmasını yapıyorum, sarma yapıyorum, yuvarlamasını yapıyoruz. İçli köfte, her şeyini yapıyoruz yani yemeklerimizin. Peki Gaziantep'te buradan akrabalarınız, tanıdıklarınız var? Burada ailem var, görümcelerim, kaynlarım var. Gaziantep'te. Antep'te ailem, annem, babam, kardeşlerim var. Selam söylüyorum onlara. Peki teşekkür ediyorum. Diyorum. Bir şey de önemli. Efendim bizler de röportajlarımıza devam ediyoruz. Bayağı güzel insanlar var. Bizler de hem Gaziantep'in yöresel ürünlerini hem de Gaziantep'li vatandaşlarımızla röportajlarımıza devam edeceğiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Sizi sormalı. Teşekkür ediyoruz. Bu arada neler söyleyeceksiniz? Bayağı bir kalabalık var. Evet, çok fena yani bugün kalabalık ama çok güzel duygular. En azından yani yöresel tatları tadabiliyoruz. Alışveriş yaptık. Gaziantep'li misiniz? Hayır, değilim. Nerelisiniz? Sivaslıyız. Sivaslısınız. Biz Sivaslı olarak Gaziantep'in yöresel hangi yemeğini daha çok beğeniyorsunuz? En çok tatlılarını, salçalarını. Yemek olarak çok bir bilgim yok ama salça, biberler, baharatlar bunlar çok hoş. Özellikle baklava. Peki Sivas'ın en çok meşhur olan yemeği ya da hangi yemekleri var? Mesela keşkek yemeği çok meşhurdur. Biz en çok onu biliyoruz yani. Yani öyle. Peki sizinle konuşalım. Merhaba. Merhaba. Şöyle hemen de kameraya da bir dön. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Neler söyleyeceksin biz Sivaslı olarak? Gaziantep günlerine geldin. Yani Gaziantep'i ben de zaten çok merak ediyordum. Hem merakımı gidermiş oldum. Baharatlarını, salçalarını falan öğrenmiş oldum. Gaziantep'in hangi yemeğini beğeniyorsun? Yemek değil de en çok baklavalarını seviyorum. Baklavalarını seviyorsun. Evet. Baklavalar. Sivas'ın baklavası yok mu? Sivas'ta katmer var ama. Katmer var. Evet. Ama Sivas'ın katmeri de güzel ama Gaziantep'in baklavası da bir başka güzel değil mi? Evet, bir başka güzel. Hangi okula gidiyorsun ya da kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 7. sınıf Nevzat Ayas Beyoğlu Ortaokulu. Peki, buradan arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Yağmur, seni buradan selamlıyorum. Ayşenaz, Ahsen, sizi de buradan selamlıyorum. Başka kaldı mı? Sınıfın hepsini saydın yani. 7. sınıfına selamlar. Peki, teşekkür ediyorum. Gönder. Nereye? Babana da selam gönder. Babana da selam gönder. Evet. Babacım selamlar. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şey sağ olun. Peki Gaziantep günlerindesin, bayağı bir güzel yöresel ev yemekleri var, ürünleri var. Hangi ürünlerini, hangi yemeklerini daha çok tercih ediyorsun, daha çok yiyorsun? Çiğ köfte, kebap, peynir. Bir de baklavası. Tatlılardan hangisini seviyorsun? Baklava, katmer. Peki sen nerelisin bu arada? Hatay.
Hataylısı. Hataylı. Hatay'ın da neyi meşhur? Künefesi meşhur. Künefe. O. Onun haricinde var mı güzel kebap, sevdiğim bir yer? Kebap. Yine kebap. Kebap abi, zaten yani kebap şöyle söyleyeyim. Gaziantep'le Hatay zaten hemen hemen yan yana ve birçok ortak özellikleri var ama yine de Gaziantep'in ve Hatay'ın da kendine özgün yerleri var. Bugün böyle bayağı bir kalabalık. Neler aldın? Sadece karadut suyu mu içtin? Karadut suyu içtim. Başka bir şey almadın? Yok. Karadut suyu her zaman lazım. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Efendim, dürümcüler standına geldik. Muhteşem dürümler var burada. İçli köfteden tutun, nohut dürümünden, ciğer kavurmasından birçok dürümler var. Ve sayamadığımız o kadar güzel dürümler var ki. Abimiz de yiyor, afiyet olsun bu arada. Ve merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Teşekkür ediyoruz. Gaziantep günlerinde siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi biz aslen Sivaslıyız. Fakat Antep mutfağına malum düşkünlüğümüz var. Bu anlamda da gelip ziyaret etmek istedik. Gerçekten gelip görülmesi değer bir sofrası var Antep'in. Her şeyle dört dörtlük. Peki ne yediniz şu anda? Vallahi karışık Adana, Urfa, Şiş. Gaziantep'e ait nohut dürümü de var. Nohutun dürümünü yapıyorlar. Gördünüz mü? Denemedik aslında. Merak ettik ama malum çok kalabalık. Bu anlamda da içerisi biraz da duman altı. Bu anlamda hani karnımız doydu. Daha çok damak zevkimize uygun olan şeyleri, dediğim gibi Antepli olmadığımız için hani belki onun tadını bilmiyoruz. Memnun kaldık, güzel yani. Peki, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne aldınız, ne yiyorsunuz böyle? Ciğer dürüm. Ciğer dürüm. Güzel mi? Kuzu şiş. Güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Siz nerelisiniz bu arada? Sivaslıyım, Zaralıyım. Sivaslısınız. Gaziantep günlerine geldiniz. Gaziantep'in başka hangi yemeğini merak ediyorsunuz? Valla ben Antep'e sık sık oldukça girip geliyordum. Ben Antep mutfağını çok iyi bilirim. Tatlısını, kebabını. Yani her türlü kebabını da seviyorum yani Antep'in. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efendim, bizler programı yavaş yavaş sonlandırırken görmüş olduğunuz gibi kalabalık bir türlü bitmek bilmiyor. Gaziantep'in yöresel ev yemeklerini, kültürünü, güzelliklerini görmek isteyen vatandaşlar Maltepe etkinlik alanına akın etmiş durumda. Ve görmüş olduğunuz gibi birçok kalabalık var ve tabii ki Gaziantep'in yöresel ev yemeklerinin yanı sıra birçok dürümü de var. İçli köfte, yuvalama, beyran. Nohut dürümü, ciğer kavurması, Halep köfte, etli Antep dolması ve sayamadığımız birçok güzel yemekleri var. Ve bizler de ne diyoruz? Programımızı sonlandırıyoruz. Bir başka Harun'la Köşe Bucak programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.